Recently, my 9-year-old son proudly announced to me that he wanted to become a commercial airline pilot when he grows up. I'm happy for him because he spends hours reading books about airplanes, and he loves to play airplane game apps. It's great to know what career you want at such a young age. As well, the average annual salary for an airline pilot is quite good, $105,270. Also, being an airline pilot means that you might travel to many exotic locations around the world, places that most people might never get a chance to see. However, I wonder if his choice of career is one that I should encourage. You see, this morning I googled most stressful jobs and I discovered that my son's dream career is actually the third most stressful job on a list of top 10 most stressful jobs. This makes sense because as a pilot you are responsible for the lives of hundreds of people. You are away from home for many days at a time. And you may have to fly through many different time zones which can be very difficult to adjust to. Number one on the list was military personnel, soldier, and number two was firefighter. Of course, jobs like these are very dangerous, you must put your life in danger almost daily. Interestingly, however, taxi driver was also on the list, at number 10. Aynı kaynaktan fakat B1, B2 seviyesinde ilerliyoruz arkadaşlar. Bu kaynak çoğu zaman A1, A2 seviyesinde takip ettiğimiz kaynağın aynısı, aynı kaynaktan. Ama ve lakin seviye farklı. Yani seviye B1, B2 gibi iddia ettiğimiz seviyede. Reading jobs and work. Meslekler ve iş. The most stressful jobs. En stresli işler, meslekler daha doğrusu. Meslekler. Recently, son zamanlarda my 9-year-old son, 9 yaşındaki oğlum, proudly, gururlu bir şekilde announced, ilan etti ki diyor, announce etmek, oradan geliyor bize de, to me that, bana anons etti ki diyor, he wanted to become commercial airline pilot. Büyüdüğünde ne olmak istiyormuş? Ticari hava yollarında pilot olmak istiyormuş. Olmak istemek büyüdüğünde. When he grows up. Büyüdüğünde. When he comes. O geldiğinde. When he go. O gittiğinde. I am happy for him. Onun adına, hani onun için mutluyum. Because he spent hours reading books about airplanes. Çünkü he spends hours, saatler geçirir diyor. Saatler harcar, saatler geçirir. Ne yaparak? Reading books about airplanes. Uçaklar hakkında kitap okuyarak. Evet, burada neden ayrıcı var read'de? Okuyarak, yani okuyarak yapıyor. Erek, arak dediğimiz kısma dönüyor bu fiili. Bu şekilde ne yapıyor? Okuyarak bir Türkçe karşılığını vermiş oluyoruz. Yine de şimdi başında bunun sanki şimdiki zamanmış gibi böyle hani ayrıcı ve emizar kalıbı aramayın. Buradaki hem bununla alakalı değil. And he loves to play airplane game apps. And he loves to play. And he loves to play. Ve oynamayı severmiş. Yine airplane games app. Evet. Uçak oyun uygulamaları oynamayı severmiş. Apps, application'ın apps'i değil mi? It is great to know. Bilmesi harika. Neyi? What career you want at such a young age? Evet. It is great to know. Bilmesi güzel, harika. Ne harika? What career you want? Nasıl bir kariyer istiyorsun? Ne zaman? At such a young age. Bu kadar erken bir yaşta. Yani bu kadar erken bir yaşta. Such a young age. Ya hani çok erken bir yaşta. Olumlu manada kullanıyor bunu. Ama burada too young deseydi, too young arkadaşlar, too, sıfatların başındaki too ne oluyordu? Biraz gereğinden fazla abartı oluyordu ama bu such a young age, ne erken bir yaş ama der gibi. As well, aynı zamanda, DDA anlamı var cümlenin sonunda, aynı zamanda bununla birlikte gibi de çevirebiliyoruz. The average annual salary, yıllık average ücret, maaş, for an airplane pilot,
Bir uçak pilotu için, şimdi burada komple bir özne oldu değil mi arkadaşlar bu? Bir uçak pilotu için avaraj yıllık maaş. Komple bu bir özne oldu. B1, B2'ye hoş geldiniz. Is quite good. Oldukça iyidir. Evet, oldukça iyi, tatmin edicidir. United States dollars. Ooh. 105,270 dollars. Ooh. Also, bir de being an airline pilot, hava yolları pilotu olmak, airline pilot, means demek ki you might travel to many exotic location around the world. Evet, demek ki seyahat edebilirsiniz ihtimal değil mi? Might be olabilir. Seyahat edebilirsiniz oluyor. Hangi fiili nitelerse onu olabilir yapıyor. Too many exotic location. Çok egzotik yerlere, lokasyonlara, dünya etrafında, yani egzotik ne diyebiliriz? Olağanüstü gibi diyebiliriz. Olağan dışı, harikulade. Places that most people might never get a chance to see. Places that, öyle yerler ki, places that most people might never get a chance to see. Birçok insan görmeye pek hiçbir zaman hiç görme şansını elde edemeyebilir. Might never get a chance. Görme şansını elde edememek. Might never get. Asla görme şansını elde edemeyeceği yerler. Doğru mu? Doğru. However, ancak ve lakin, I wonder if his choice of career is one that I should encourage. Umarım, merak ediyorum, umarım if his choice of career, kariyer seçimi, umarım ki diyor, onun kariyer seçimi özne olduğu, tanımladık, emizlere koyduk. One that, nasıl bir kariyer seçimidir? That I should encourage. Ne yapabilirim? Destekleyebileceğim. Ve cesaretlendirebileceğim. You see, bilirsiniz der gibi. Biri görürsünüz değil de bilirsin. You see, you know der gibi. You see, bilirsiniz. This morning I googled most stressful jobs. Bu sabah Google araması yapmış en stresli mesleklerle ilgili. And I discovered that ve bulup ortaya çıkardım ki ve keşfettim ki my son's dream career, oğlumun rüya kariyeri, hayalindeki kariyer, değil mi? Hayalindeki kariyer diyebiliriz. Oho, hayalindeki kariyer is, yaptı. Actually, aslında the third most stressful job on a list of tenure. Evet, most stressful job. The third most stressful job. Üçüncü en stresli meslekmiş. Third, değil mi? Third. Nuncu. O yüzden rakamların sonunda hani böyle bunlar RD gibi şey gelir üçünün yanında. Üçüncü diye okumanız için. Third demeniz için. Job on a list. Üçüncü stresli jobmuş listede. Neyin listesinde? Top 10 most stressful jobs. En fazla stresli meslekler içerisinde üçüncü sıradaymış. Oh, this makes sense. Anlamlı. Bu anlamlı diyor. This makes sense. It doesn't make sense. Ya anlatıyorsun ama kafama pek yatmadı derken de bunu dedim. That makes sense now. Şimdi taşlar yerine oturuyor anlamı da vardır bunun. Tamam mı arkadaşlar? This makes sense. Because, çünkü bir pilot olarak, you are responsible for lives of hundreds of people. Çünkü pilot olarak sorumlusunuz, responsible for, sorumluluk. Responsible diye gelir, sorumsuz kişi olur. Responsible for ile sorumlusunuz. Ne ile alakalı sorumlusunuz? The lives, yaşamlarla. Kimin yaşamlarından sorumlusunuz? Of hundreds of people. Hundreds of people, yüzlerce insanın yaşamıyla sorumlusunuz. Evet, çok çok kritik. You are away from home. Evden uzaktasınız. Away from me. Benden uzak dur derken de bunu kullanabilirler. Get away from me. Benden uzak dur.
Many days at time. Mesela vaktinde birçok gün işte evden uzaktasınız. And ve you may have to fly throughout many different time zones. And you may have to fly. Evet, ben burayı işaretlemek istemiyorum ama burası da işaretli. O yüzden hiç işaretlemeyeyim. You may have to fly. Ve zorunda olabilirsiniz diyor. May have to. Şimdi have to zorunluluk. May ihtimal. Might gibi. Aynı might gibi. Might, may. May have to fly. Uçmak zorunda olabilirsiniz. Throughout. Doğru. Nereye doğru? To many different time zones. Birçok farklı zaman çizelgesine doğru uçmak zorunda olabilirsiniz. Which can be very difficult to adjust to. Uyum sağlaması zor olabilecek saat dilimine, farklı saat dilimlerine doğru. Evet. Number one on the list. Listenin başındaki bir numara neymiş? Askeri personel. Yani askerler, soldier, asker demek arkadaşlar. And number two was firefighter. İki numara, o 10 tane meslek dalından en tehlikeli stresli iki numara neymiş? Was firefighter, itfaiyeci yani. Of course, elbette. Jobs like this, bunun gibi işler, tanım yapıyor şimdi, bunu özne yaptı. Are very dangerous. Are very dangerous, çok tehlikelidirler. You must put your life in a danger almost daily. You must put your life in danger. Yaşamınızı neredeyse, almost neredeyse günlük bir şekilde, yani her gün tehlikeye atmak, tehlikeye koymak zorundasınız. You must put your life in danger. Yaşamınızı tehlikeye koymak zorundasınız, tehlikeye atmak zorundasınız diye de çevirebiliriz. Neredeyse günlük, yani neredeyse her gün. Interestingly, İlginç bir şekilde ancak taxi driver was also on the list at number 10. İlginç bir şekilde taksi şoförleri de bu 10 numarada kaçıncı sıradalar? Yani 10 numara o listede 10 numaradaymışlar. Evet arkadaşlar, All Things Topics dersimizin bu B1 B2 seviyesi ve buradaki B1, B2 seviyelerini de bitiriyoruz. Az kaldı zaten. Ama tabii başka kaynağımızdan, öteki yeni kaynağımızdan devam ediyoruz. Bu ara ben de orada izin yazışmalarına devam ediyorum. Şahıs'la. Şahıs öğretmen zannedersem şu an kendisi Japonya'da. İngiliz kökenli bir hoca. Diğeri neydi? Kanada kökenliydi. Şimdi ondan da izin istiyoruz. Ondan B1, B2 kaynaklarımızı ve hatta belki de C1'e, C2'ye de dersler vermeye başlayabiliriz. Görüşmek üzere.